vesikalık fotoğrafın boyutları kaç santimetredir? A 4x3. B 3x2. C 3x1. D 3x3. Camı indir, erkek gibi konuş. Bu kim? Bunun parasını vereceksin. Hadi arabanın parası. Berkut Bey'in parası. Önemli. Ayı buyur korumalar. Yoksa. 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 Belki de. Lan bırakın beni be. Samet. Altın harfli bir adamdı. Samet inanılmaz bir insandı. Çok ortam adamıydı. Cadde çocuğuydu. Gelin. 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 Geçen hanımla biz bir tiyatroya gittik. Evet. 27 numara diye. Hı. Çok güldüm, eğlendim Sinan Bey. Sonra yönetmeniyle ve yazarıyla tanıştım. Uğur Uludağ diye bir hem oyuncu hem yazar hem yönetmen. Onunla tanıştım. Çok zeki bir adam. Bildim bildim. Bildiniz. Çok zeki bir adam. Sonra da düşündüm. Miza zeka gerektirir. Ne? Tabii. Miza zeka mı gerektirir? Tabii miza. Miza. Tabii miza. Zeka. Zeka tabii. Gerektirir. Gerektirir. Miza. Tabii. Zeka. Tabii. Gerektirir. Gerektirir. Mizah. Mizah. Mizah diyorsun, zeka gerektirir. Evet öyle diyorum. Ne lan mizah ne lan? Komedi aracılığıyla. Evet. Bir şeyler anlatırsın, eleştirirsin. Nerede bunun zeka? Zeka olmazsa gülmezsin, öğrenmezsin de hiçbir şeyi. Yok ya. Tabii. Zeka mıdır güldüren yani? Zekadır tabii. Zeka mıdır insana güldüren? İyi mizahçı zekidir. İyi mizahçı zeki midir? Tabii zekidir. Dur şimdi ben sana bak. Seni nasıl alt üst edeceğim? Seni nasıl ters yüz edeceğim göreceksin birazdan şimdi. Peki Einstein zeki mi? Zeki tabi. Temiz zeki. Zeki tabi. Sen Einstein'ın yaptığı bir tane komedi mizah söyle bakın bana. Yok. Sapık. Hani vardı? Hani zeka ile yapılırdı mizah? Eisenhower diye bir adam var. Bilmiyorum biliyor musun? Biliyorum tabi. Ne o? Neydi? Puh sana kör cahil. Puh sana kör cahil. Eisenhower. Eisenhower komutan. Tabii. Koskoca ünlü komutan. General tabii. Ünlü general. Evet. Koskocaman general. Bir güne bir gün bakalım, acaba sen gördün mü? Ben Mercury'nin arkasına pandik atmış mı? Niye pandik atmış? Pandik komiktir. Pandik komik olur mu canım? Atacak da hani zeka adamsa komik yapacaktı. Pandik atmak komedi mi oluyor? Komedir tabii. Pandik atmak. Sen bunu yatsılarsan Türk tiyatrosunu tartışmamız lazım. Olur. Sen buna hayır dersen vah bizim halimize. Pandik el şakası. O zaman neden çok seviliyor? Demek ki zeki adamın mizahla işi olmaz. Zeki adam yazar da olabilir. Zeki adam. Hayır efendim. Siyasetçi mizah de olabilir. Şaklabanlıktır. Mizah şaklabanlıktır. Evet sayın seyircilerimiz, lütfen lütfen. Kala Bey yerinize geçer misiniz? Beni niye tuvalete kilitliyorsunuz? Kala Bey siz başlayamazsınız efendim. Beni niye tuvalete kilitliyorsunuz lütfen? Yayın saatini kaçırmayacaksınız. Arkadaşlar lütfen. Evet, sayın seyircilerimiz, bir anlaşmazlıktan dolayı... Buyurun. Evet, sayın seyircilerimizden rica ediyoruz. Gerçekten Pala Bey'i çok seviyorlar. Buyurun Pala Bey, yarışmamıza başlayabiliriz. Buyurun lütfen. Buyurun Pala Bey. Kameramı göremiyorum. Lütfen yerinize geçer misiniz? Zaten beni tuvalete kilitlediniz. Yemeyeyim. 5 dakika geç başlıyoruz. Pala Bey lütfen yerinize geçer misiniz? Zaten 5 dakika kaybettik. Tamam evet lütfen. Lütfen. Buyurun lütfen. Vallahi girişirim. Buyurun lütfen. Evet. Evet, Pala Remzi Bey ile yarışmaya devam ediyoruz. Geçen hafta kendisi... Pala Bey. Programın açılışını yapabilir miyim? İzin verirseniz lütfen. Zaten 5 dakika geç başladık. Lütfen lütfen açabilir miyim programı? Teşekkür ederim. Evet, Pala Remzi Bey ile yarışmaya devam ediyoruz. Kendisi 3. sorumuzda kalmıştı. Bakalım
Evet, bakalım doğru cevabı verebilecek mi? İyi, adam bu diye. Tabii anlayamıyorum. İyi, atlayın kodi. Tamam, A mı? Başınızda hareket yapın, ben ona göre... İyi, yapmam. Yapmam diyebiliyorsunuz ama Pala Bey. Ben inanmıyorum size. Kendiniz bozuyorsunuz. Konuşmanızı, beni zor durumda bırakabilmek için konuşmanızı kendiniz bozuyorsunuz. Çünkü bazı kelimelerinizi çok net anlıyorum. Lütfen soruya cevap veriniz. Beni bu şekilde kandıramazsınız efendim. Lütfen soruya cevap verin, süremiz ilerliyor. Pala Bey... İyi, atmam bu diye. Tamam. C siyah beyaz dedi Pala Bey. Bakalım doğru muymuş? Evet doğruymuş. 250'ye gelecek. Evet. İmparator. 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 Evet, sıradaki soruya geçiyorum. Siyah beyaz dediniz. Diyebiliyorsunuz. Beni kandırdınız. 15 kere dedim. 15 kere dedi mi diyor. Evet yapıyor. Demediniz efendim. Şimdi söylediniz. Pala Bey beni kandıramazsınız. Arada istediğiniz zaman çok iyi. Ces yapıyor. Pala Bey istediğiniz zaman kendinizi çok net ifade ediyorsunuz. Ben bu oyuna gelmeyeceğim. Sen geleceksin. Bakın gerçek olduğumu söylüyorum. Ya da hadi 5 yaşında çocuk senin girdik. Evet. Sıradaki soruyu soruyorum. Hangisi avokado sayısıdır? A 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bu. B 7,02 çarpı. Ne oluyor sana? Hadi bakalım. Şıkları okuyorum. Ben çıkarım. A mı dediniz? Emin misiniz? Son kararınız mı? Evet. Yarışmaya. Evet. Pala Bey A 6,02 çarpı 10 üzeri 23 dedi. İyi. Bakalım doğru muymuş? Doğru. Evet, doğru cevap A şıkkı. Bravo. Evet, hemen sıradaki sorumuza geçiyorum. Bir vesikalık fotoğrafın boyutları kaç santimetredir? İyi. A 4 çarpı 3. B 3 çarpı 2. C 3 çarpı 1. D 3 çarpı 3. Bakıyorum bu sefer hemen cevap veremediniz Pala Bey. Öyle mi gitti? Yok, hoşuma gitmedi. Hoşuma gitmedi. Hiç hoşuma gitmedi tabii ki. Ben sizin başarınızı istiyorum. Hala iki tane joker hakkınız var. Seyirciye sorma ve yarı yarıya. Telefon. Yok, telefonu kullandınız. Kullanacağım. Pala Bey telefonu kullandınız. Anneniz aradı. Evet, tamam. Pala Bey'in şöyle yapalım mı? Buraya mı? Lütfen. Tabii ki vurmayacak. Lütfen. Sayın seyircilerimiz lütfen yarışmamıza sağlıklı bir şekilde devam edebilmek için. Pala Bey korkutuyorsunuz beni. Hadi. 20 yıllarım var. Tamam, evet. Hadi. Telefon jokerinizi şu şartla veriyorum. Aman vurdum. Adana gün oldum. Hadi. Evet, tabii ki. Maşallah. Nereye kalın yedi azman değil. Tabii ki kalırım. Yamulun varım. Tabii ki yamulurum. Ben sizinle... Daha doğru havan ortadan koşacağım. Doğadım tabii. Tamam, telefon jokerinizi bir şartla veriyorum. Seyircilere sorma joker hakkınızdan feragat edeceksiniz. Yani yer değiştireceğiz. Tamam. Evet, seyircilere sorma joker hakkını telefonla değiştiriyoruz. Evet. Kimi arayacaksınız Pala Bey? Orko Bayıltan. Orko Bayıltan sizin arkadaşınız. İyi. Abi bilir. Tabii ki kendisi çok başarılı bir talk showcu. Kesinlikle bu soruyu bileceğini tahmin ediyorum. Evet, Orko Bayıltan'ı telefona bağlar mıyız? Lego yapıyor. Evet, Lego da yapar. Orko Bey iyi akşamlar. Konan Aşık ben. Hanımlar beyler. Evet efendim. Burada Konan sizin bir arkadaşınız var ve sizden yardım istemeyi uygun gördü. Hay tabii ki. Pala Kermes Bey'le yarışıyoruz. Oho. Efendim sevgilim. Çok komik bir adamsın hakikaten. Bak Allah canımı alsın yemin ederim. Hadi. İyiyim sağ ol, sen nasılsın bebeğim? Pala Bey soruyu... Oho. Ha. Tabii. Soruyu sor da ben cevaplamaya çalışayım Palacığım. Evet, söyle hadi bakalım.
Hayır hayır ya, böyle bir şey yok yani. Bir vesikalık fotoğrafın boyutları kaç santimdir diyorsun sanıyorum, değil mi? Yani 4x3 de olabilir, 3x3 de olabilir, 3x2 de olabilir. Bunu tam bilemiyoruz be falan be. Ama artık eski vesikalıklar kalmadı be. Ha ne diyorsun? Ha artık eski vesikalıklar kalmadı be, değil mi? Yani bilmiyorum Balki abi sen... Öpüyorum seni sevgilim. Kendine iyi bak bak. Kendine çok iyi bak. İyi akşamlar sevgilim. İyi akşamlar sevgilim sana. İyi akşamlar bizden. Hadi hadi hadi. Tamam pardon. İyi akşamlar sevgilim. Öpüyorum seni sevgilim. Kendine iyi bak bay bay. Cevabınızı söyleyin. Gongumuz çaldı. Evet, haftaya kaldık yine. Pala Kermes böyle yarışmaya devam edeceğiz. Derdi Gugurik Horoz. Sahibinin gözünden ateşler fışkırıyordu. Elinde bir bıçak. Gugurik Horoz'a yaklaştı. Adi sahibi üzerine çullandı. Gugurik Horoz'un boynu gitti. Son bir çırpınışla. Dedi. Van von Wintermans'ten Hazin Gugurik Horoz oyununu oynadım. Evet sevgili hanımları. Ay çok seviyorum her hafta sizlere böyle bir edebiyat dünyasından bir girişle sizlere bir şey yapmayı, anekdot yapmayı çok sever oldum. Artık adet edinir oldum. Sizler de daha rahat kafayı yiyin diye. Çünkü normal insan bunu anlatmaz değil mi? Programın başında, ama ben de bir şizofren manyak olduğum için bunu anlatayım diyorum. Evet sevgili ev hanımları, mesajlarınızı aldım. Bugün şimdi kocalarımız diyelim, demirci işçisi kocalarımız var veya maden işçisi, onların gaz maskeleri kullanılmayan. Benim evde bir yardımcım var dedim, yardım benim dedim. Acaba dedim Kazım'ın dedim şeyi nerede dedim, benim dedim bu Kazım'ın dedim gaz maskesi nerede dedim. Bilmiyorum abla dedi, gardırobun arkasına bak dedi. Bak dedim, ben dedim senin dedim bildiğin dedim kadınlardan değilim dedim. Kocasının dedim gaz maskesini dedim alacak dedim, kaçacak kadın değilim dedim. Bana o yüzden dedim yeri söyleyebilirsin dedim. Abla dedi ben dedi bilsem dedi ben dedi sana söylerim dedi. Ben bilsem dedi ben zaten alır dedim sana getiririm dedi. Ben dedim çok bana dedim dedi diye konuşma dedim, benim hasamı bozma dedim. Sen dedi ne demek istiyorsun abla dedi, bana bak dedim sen benim biçimde misin dedim ya. Sen ne biçim sensin dedim. Sen bana bu şekilde davranamazsın dedim. Çık git dışarı dedim. Bunu dememle kız bir feryat, bir figan geçir. Ortalığa şıbıdak düş bayıl. Aman dedim bırak kal. Geber. Hiç umurumda değil be. Ben zaten kadınlığım bitiyor benim. Ha! Neyse gittim. Gardırobun arkasından kocamı. Şimdi bundan ne yapacağız? Bunu kocamızın gaz maskelerini ortadan ikiye kestik. Ne kadar anıları vardı bu gaz maskesi. Hiç çıkarmazdık yazım bunları ağzından. Nasıl da onlarca kestim. Aman olsun be. Aman. Oo, kestim işte boş ver. Şimdi bunu bir çiftini daha bulmamız lazım. Özellikle genç kızlarımıza, yani daha bındık memeliler diyoruz. Bındık memeliler diyoruz. Bındık memeli genç kızlarımız için. Şimdi bir... sütyen yapacağım ama aynı zamanda denizde de kullanabilir çünkü bu su geçirmez. Denizde de çığ bulabilir. Şimdi iki tane gaz maskesini gördüğünüz gibi şeylerini kestikten sonra kulplerini, bunları buradan düğüm attım böyle. Bunu da böyle bu şekilde biraz koltuk altına gitti ama bu şekilde işte bir sütyen şekli, ama daha ben buna granüllü boyayla çatlak deseni vereceğim için daha şık gözükecek. Neden? Git al. 3 milyona satıyorlar bikini üstü. Evet neyse bir başka şey yapalım. Çocuğumuzun iğrenç kullanmadığı gene çocukluğunda dişleri daha dökülmüş. En çirkin de zamanı da çocuğun 4-7 arası. İğrenç de ay, her şey sorar. Anne bu ne? Anne şu ne? Anne bu ne? Anne bu ne? Bunu ne yapayım anne? Bunu ne yapayım anne? Bunu ne yapayım anne? Bunu ne yapayım anne? Bunu... Ay sus Allah'ım belası be! Seni doğurmazamaydım! Ay iyi ki varsın çocuğum. Öperim ben seni. Ben sana bağırmak istememiştim. Ben seni bağırmak istememiştim. Neyse. Musluk şeyi. Yünü, musluk yünü. Bunu gene tabii ki her şeyde malum. Bir silikon tabancası verdiler elimize. Her şeye koyalım bunu.
Çünkü uzun dönemdir elimize hiç silikon tabancası almış lemiz yok. Çok da hoşuma gitti ucundan böyle sarısı bulan çıktı. Ay uhuydu pretti uğraşamayacağım. Hiç böyle silikon taban bunu bu şekilde hanımlar al sana sponç. Ay gir hali da zitama, hali da zitama. Bütün kirini pisini alır, ölü derini alır çıkarır. Vallahi deri değiştirirsin. Ondan sonra gerçi artık vücuda pek ilgilenen yok da bizim ailede. Çünkü koca işte şeyde. Ay neyse çocuklar bir de son olarak şey yapayım size. Bir eldiven, eldiveni böyle şişirelim. Bu eldiveni gene çocuğumuzun kullanmadığı cobine bu şekilde saralım. Bir de paket lastiğiyle bunu da burada, aman paket lastiğimiz kaçmasın. Evet, bunu buraya böyle paket lastiğiyle geçirelim. Paket lastiğini buraya, bununla bu iki işlevli. Bunu tabii ben daha granül boyayla. Bakar mısın ne güzel oldu. Birazcık da buna tabii ki sim damlatmak lazım. Çünkü daha alışveriş aldım verdimli olur. Evet bunu bu şekilde çocuğumuzun kafasına yaramazlık yapmayın çocuğum gibi. Vurmak için kaba kuvveti hayır. Son olarak da yer paspasından kafamıza çok güzel bir peruk. Git al her yer peruk ama hayır manyağım ben. Yer paspasını kullanmadığımı kafama koyarım. bu haftalık da bu kadar sevgili ev hanımları. Hepinize hoşça kalın diyorum. Thomas Edison bugün mizahla uğraşsaydı o zeki adam. Ama o zeki... Sen bugün karanlıktaydın. Geçi karanlıktasın. Cehalettesin ama... Değil. Daha da karanlıktaydın. O zekasını bilime yöneltmiş, icatlara yöneltmiş. Yok ya, zeki olup da bir tane kendini mizaha yönelten söyle. Charlie Chaplin. Ne? Tabii. Charlie Chaplin dünyayı güldürdü. Charlie Chaplin tek başına sessiz filmlerde oynadı mı? Oynadı, yönetti. Sesli filmde oynadı mı? Sonra sesli de yaptı. Ne oldu? O eskisi kadar başarılı. Battı değil mi? Battı değil mi? Bütün filmlere battı. İnsanlar... O medya maymununun sessiz filmleriyle bütün filmleri battı. Alışamadı insanlar bir anda. Charlie Chaplin dedin adam bana örnek verme. Doğru bir örnek değil. Sördür ama yani dünyaca kabul edin. Ne sörü lan ne sörü önünde başında ayağında ne yürümesini bilir. Elini almış baston çevir. Ama çevir. Onun karakteri. Salahın teki. Onun Sherlock karakteri. Onu burada bu konuyla niye özdeşleştiriyorsun? Sen bir dakika ben sana başka yoldan geleyim lan. Buyurun. Ben sana başka yoldan geleyim. Senin zaten senin varoluşun. Evet. Zekayla mizahın hiçbir alakası olmadığını kanıtıdır. Ben mizah yapmıyorum. Kanıt sen... Geçen gün yere düştüğünde ayağın takılı kafa üstü yere çakıldığında hepimiz gülmedik mi? Güldünüz. Güldük değil mi? Güldünüz. Ne komik adamsın lan sen demedin mi ben sana? Komik düştüm çünkü. Ama gerizekalısın. Siz de düşün. Komedi yapan gerizektir, zibididir. Tıkandın, çaresizliğe bulaştın. Şu anda ben ne dediğimi bilmeyen konumdayım diyorsun. Kendini o kadar tıkattın. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Notalar konuşuyor. Evden çıkarken kapıyı çekerim, anahtarı yudarım. Akşam eve geldiğimde çilingire kapıyı açtırtırım. Açtıramazsam kırarım. Kırdığım kapıyı ertesi sabah açık bırakıp çıkar. Akşam yeni kapı alıp eve gelir, anahtarı yine yutarım. Yaz arkadaşım, 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Evden çıkarken ayakkabılarımı çıkartırım. Eve girerken ayakkabı giyerim. Gündüzleri ışıkları yakarım. Geceleri ışıkları kapatırım. Saç tıraşımı kadın kuaföründe, sakal tıraşımı hayvan dükkanımda olurum. Evde evcil hayvan olarak porsuk beslerim. Akvaryumda fok balığı beslerim. Yaz arkadaşım, 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Not al. Ayda mutlaka 14 gün hijyenik kadın bağı kullanırım. Geri kalan günlerde bebek bezi bağlarım. Yaz arkadaşım, 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Kasaptan et almam. Kasaba et veririm. Anadolu yakasındaki bütün kasapların telefonunu ve adresini ve e-maillerini ezbere bilirim. Yaz arkadaşım. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Şok şok şok. Ünlü türkücü Berkut'un zor anları. Ağzını burnunu kırarım. Benim parasını ver bana. Berkut'un arabasını çalan kim? Arabamı çaldılar buradan benim. Sen mi çaldın arabayı lan? Berkut sinirlendi, bakanlara seslendi. Buradan bütün İçişleri Bakanlığı'na,
bütün savunma bakanlığına. Az sonra. İyi akşamlar. Bir kesit ötesi programında daha beraberiz. Sevgili izleyenler, bu hafta yine çok acı, çok elem ve çok keder dolu bir hikaye anlatacağız. Ama gerçekten olabilecek bir hikaye. Samet Durmaz'dan bahsedeceğim sizlere. Samet 44 yaşındaydı. Amaçları vardı Samet'in. Hayat mücadelesi vardı. Duyguları, duyuları açıktı Samet'in. Ancak Samet'e hayat o kadar cömert davranmadı. Çözüm bulmaya çalışıyordu Samet. Ama işin içinden çıkamıyordu. Ne yapmalıydı acaba? Nereye gitmeliydi Samet? Rahat bırakın beni be! Gidin! Bütün cinler üzerime geliyor. Gel! Bu ne ya? Bir rahat uyku yok be! Gidin ya! Gelin! 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 Samet'i çocukluğundan beri tanırım. Kendisi haşarı, haylaz, yaramaz bir çocuktu. Ben her zaman iyi çocuk oldum. Samet deyince akan sular durur benim için. Samet altın harfli bir adamdı. Mükemmel bir insandı. Samet inanılmaz bir insandı. Çok ortam adamıydı, cadde çocuğuydu. Yani tarzıma yakındı. İyi enerji alırdım kendisinden. Kendisi vejeteryandı. Çok iyi break dans yapardı ve göbeğindeki piercingden tanırım ben Samet'i. Ne yapacağım ben? Ne oldu be, yine oflanıp duruyorsun? Her gece cinler görüyorum. Her gece geliyorlar. Ne cini be, saçmalama. Saçma sapan şeyler, kafamızı ne karıştırıyorsun? Hiç kimse bana inanmıyor. Gitti. Babacığım, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben bir iş buldum. İş mi? Evet. Ne işi? Büyük davetlerde ve organizasyonlarda çalışacağım. Peki güzel kızım. Çalış. Çalış ama namusumuza zeval getirme. Tabii babacığım. Tamam kızım. Gel. Geldi. Yani benim babam gibi bir insandır kendisi. Sünnetimde kirveliğimi o yaptı. İlk cinsel deneyimi onun sayesinde yaşadım. Ya aranan bir insandı ama bu arada yani olur olmaz espri yapmazdı. Çok cool bir elemandı kendisi. Samet son derece karaktersiz bir insandı. Kişilik olarak zayıftı, sıfırdı. İyi bir insan olduğunu düşünüyorum da şerefsiz Ziya'dan dolayı onun da başı sanırım bu kötülüklere girdi gibi geliyor. Ziya yeni aldığı arabasının mutluluğunu yaşarken ona usulca Samet yaklaştı. Samet dertliydi. Dün akşam cin görmüştü Samet. Ziya'ya bundan bahsetti. Ziya ise ona çok güzel bir çözüm buldu. İzliyoruz. Be beyaz gelincik, sen de adam oldun ya, artık ölsem de gam yemem. İki kızım vardı, artık üç kızım oldu. Ne günler göreceğiz seninle. Selamünaleyküm. Ah Samet'ciğim, hoş geldin. Hoş bulduk, hayırlı olsun, araba almışsın. Sağ ol be oğlum, biz de araba alalım dedik be oğlum. Bunca yıl çalış dedin, benim de hakkımdı be oğlum. Doğru, of of. Çok büyük bir derdim var. Hayırdır be oğlum? Yüzünden düşen bin parça. Nedir böyle kafanı yoran be oğlum? Vallahi bildiğin gibi değil. Kime anlatsam inanmaz. Ne yapacağım bilemiyorum. Bir anlat bakalım. Belki ben de inanırım be oğlum. Of. Cin görüyorum ben. Ne? Cin mi? He. Ne cini be oğlum? 2006'da yaşıyorsun oğlum. Öyle ama işte geliyorlar. Ya ne yapacağım bilemiyorum. Bütün gece böyle önümden tek tek geçiyorlar. Of. Yapma be oğlum. Yapmam lazım. Kendini şaşırdım. Birazcık toparla be oğlum. Çok yoruluyorsun Samet. Yani insanüstü çalışıyorsun be oğlum. Ne yapayım söyle. Ne yapacaksın?
Hayat mücadelesi be oğlum. Of of. Neyse, neyse. Sıkma canını. Bir çözümünü buluruz. Buluruz değil abine mi? Abine bırak be oğlum. Cinin en iyi ilacı alemdir be oğlum. Akşam bizim evde bir alem yapalım da. Senin de kafan dağılsın be oğlum. Ha? Nasıl? İyi. Hadi sen apartmanın işinden gücünden tamam. Kalma da. Bütün merdivenleri bir güzel temizle. Tamam. Tamam mı be hadi, oğlum? Hayırlı olsun. Sağ ol be oğlum. Allah sana da daha iyilerini nasip etsin inşallah. Bu çocuk da iyice kafaları yedi be. Allah sonunu hayır etsin vallahi. Samet, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar görüp görebileceği, hatta Türkiye Cumhuriyeti'ne bırak Asya kıtasının bugüne kadar görüp görebileceği en büyük... Bir gün bir eve girdim, bir baktım Samet benim donları giymiş, çamaşırlarımı giymiş, makyaj da yapmış. Ne yapıyorsun Samet dedim. Abla ben kadın olmak istiyorum dedim. Kalmıştı. Hemen sana Ziya abi. Çek. Hadi 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 durmayın beyler hadi oğlum. Hadi oğlum. Görüyor musun be oğlum? Sabahtan beri cin diye dolaşıyordum be oğlum. Şimdi ise kafam bir dünya kim bilir hangi alemlerde dolaşıyorsun be oğlum. Cin cin diyordu kendi oldu cin. Samet abi cin seni çarpamaz abi sen cinleri çarp be. Çarparım değil mi? Yarasın yarasın abi. Yarasın. Kendine biraz çeki düzen ver be oğlum. Bu hayat hayat değil Samet. Kendini birazcık toparla be oğlum. Dünyaya biraz bağlan be oğlum. Bak Mehmet'in eniştesini hallerde görüyorsun. Onun gibi olmak da vardı be oğlum. Bırak bu cin ayaklarını, cin işlerini oğlum. Çocuk musun sen oğlum? 5 yaşında adam yapmaz sana. Hadi çek, hadi, çek beni. Hadi fondük, fondük. Size çok iyi bir sürprizim var beyler. Ne adamsın be abi. Alem yapacağız dediysek, alemi böyle yaparız be oğlum. Hem sana da iyi gelir be oğlum. Birazcık kafayı dağıtmış olursun ha. Ne dersin? Eyvallah derim. Ben bir telefon edeyim. Kaçtı abi herifin numarası ya. Dur dur hatırladım dur dur. Çalıyor. Bak bir daha çalıyor. Alo. Ha alo. Ne haber canını yediğim? Ziya abi iyiyim sen nasılsın? İyiyim be oğlum ne yapalım koşturup duruyoruz be oğlum. Var mı elinde şöyle 2-3 tane abinin ağzına layık çıtır? Tamam, elimde 2 tane de kız vardı. Çok iyi denk geldi. Akşama getiriyorum abi. Tamam. Sen de gel hadi, sen de gel. Gözledim seni, gel sen. Tamam mı oğlum? Şş, bana bak. Biraz kendine çeki düzen ver be oğlum. Birazcık hayata bağlan. Bak görüyorsun Mehmet abin gibi olursun sonra be oğlum. Hadi bekliyoruz, gel hadi. Samet abiyle ben internette tanıştım. Bana dedi ki ben paçıyım, adım da Sibel. Samet'in benim kocamla ilişkisi vardı. Evet evet. Kocamla ilişkisi vardı. Bir gün eve geldim. Bunları kol kola görünümle şok geçirdim. Allah Allah, Allah abi. Geldiler hey yavrum hey be. Hey yavrum be. Şunlara bak. Oh, gel gel. Oh, gel, gel abi, önce şovu izleyelim sonra konuşuruz hürmetin. Ne haber kardeşim? Çok güzel de abi. İyiyim abi sen de. Oh! Vallahi süperler be. Ne oldu Samet beğendin mi bunu? O kız lan bu. Tamam bu kızı sen al be oğlum. Bırak tamam senin olsun. Hayır ediyorsun be oğlum. Hadi hadi hadi, hadi Samet kaldır. Kaldır abi kaldır. Kaldır be oğlum. Bırak be oğlum. Alemdeyiz be oğlum. Lan benim kız değil mi lan? Oynayın. Ya senin kız olsa bile ne olacak be oğlum? Kötü bir şey yapmıyor ki kız. Dans ediyor. Ekmek parası peşinde be oğlum. Bırak sen takma kafana be oğlum. Hay maşallah. Allah! Gençler eğleniyordu. Alem yapıyorlardı. Fakat ortalıkta bir gariplik vardı. Samet, dansçı kızlardan birini tanıyor gibiydi. Acaba dansçı kızlardan biri onun çok sevdiği biri miydi? Yoksa daha önceden gördüğü biri miydi?
ya da ailesinden biri miydi? Karar verememişti Samet. İyice incelemeye başladı. Dartçıdan gözlerini alamıyordu. Bu benim kızım diyordu. Herkes tamam sen onu al, biz Esmer'i istiyoruz diyordu. Samet bunu anlatmaya çalışmıyordu ki. Ortada bir gariplik vardı ama kimse ne olduğunu tam anlamıyla bilmiyordu. Annem kızım amma! Ulan sen de Samet yapma ne olur şu amma! Yapma ne olur abi! Ulan yapma! Ben sana demedim ulan sen bu sürü iki pahalılık et beni ya! Geber! Geber! Abi geber! Abi geber! Geber! Ay gözüm kızlar gitti ya ne yaptın ya? Namusum temizlendi. Samet ne yaptın be oğlum? Namusunu temizledim. Yapılacak şey mi be oğlum? Kızı bıçakladın be oğlum. Abi ben kendine biraz çeki düzen ver be oğlum. Hayata biraz bağlan. Bu yapılacak şey mi? Biz şimdi nasıl açıklayacağız bunu be oğlum? Samet hapiste. Sibel öldü. Asuman sürünüyor. Ziya eğleniyor. Evet sevgili izleyiciler. Olanlar oldu. Ve Samet kendi öz kızını yani Sibel'i 37 yerinden bıçakladı. Bütün bu olanların toplumumuzda daha evvel yaşanmış ve yaşanacak buna benzer olaylara ibret olmasını diliyoruz. Bizden bu kadar. Gelecek hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve unutmayın. Gerçek sadece gerçekte gizlidir. Charlie Chaplin o kemazların kapısında yattığı günler unutmasın. Yatmadı niye yatsın orada canım? O muzaffer'i ben oynayacağım dediği günleri. Seç bakalımdan Erhan Yazıcıoğlu'nu kovdurtmak için arkasından çevirdiği dümenleri. Efendime söyleyeyim. Keloğlan Kara Prens'e karşısında Özcan Deniz'in rolünü almaya çalıştığı günleri. Unutmasın o Çelik Çaplik. Sinan Bey başka birini düşünün ah herhalde. Ah be güzel Allah'ım. Ah be güzel Allah'ım. Bu ülkede insanların mum ışığında ders çalıştı. Yiğidin namerde muhtaç oldu. Ülkenin kör kuyularında, karanlık zindanlarında çürüyen beyin göçü derim. Sinan Bey kendinize sana gelin Sinan Bey. Kafkasya derim. Sana Çeçenistan derim. Sana Kuzey Irak derim. Parti başkanı oldunuz Sinan Bey. Bağdat sorunu derim. Kalk çıkıdan. Niye çıkıyorum? Kalk çık. Durup dururken. Lan. Der. Lan kendinize yok gelin. Tablet şıkkı. Yok lan. Çıvay. Çıvay. Sen olmadan da doğruları söylerim. Sen olmadan da gerçekleri açıklarım. Sen varmışın gibi, senin silüetin varmış gibi konuşacağım. Ey Fahrettin, Profesör Fahrettin. Bugün Laurel Hardy dediğin adam, bugün Laurel Hardy olduysa arkasında 300 tane tüy bitmemiş yetimin hakkını alıp efendime söyleyeyim askere gitmiş mi lan? Askere gitmiş mi? Şok şok şok. Ünlü türkücü Berkut'un zor anları. Ağzını burnunu kırarım. Arabanın parasını ver bana. Berkut'un arabasını çalan kim? Arabamı çaldılar buradan benim. Sen mi çaldın arabayı lan? Berkut sinirlendi, bakanlara seslendi. Buradan bütün İçişleri Bakanlığı'na, bütün Savunma Bakanlığı'na. Burada bu kadar adamsınız, burada bu kadar adam olarak benim burada çalınan arabamın farkına nasıl varmıyorsunuz ya? Berkut abi ne oldu? Vurdular mı abi? Acil gel dedin abi. Başına bir iş mi geldi abi? Ben size ne diyeyim çocuklar ya? Ben size ne diyeyim ya? Ben daha size ne konuşayım ya? Koskoca burada duran koskoca jipi görmüyor musunuz lan? Hele sen. Bir de baş koruma olacaksın. Berkut'u korumak bu kadar kolay değil koçum. Berkut'u korumak yürek ister. Kafa ister. Gözün kulağın açık olacak her yerde. Abi bir şey mi oldu? Kavga mı çıktı? Ne oldu? Arabamı çaldılar buradan benim. Arabamı çaldılar.
Arabanı mı çaldılar? Kocaman arabamı çaldılar. Yan bırakmıştım buraya. Hepsi bunların düz. Ben yan koymuştum. Arabamı çaldılar. Bunlar da Berkut'un koruma ekibi. 8 kişilik. Özel olarak tutulmuş koruma ekibi bunlar. Abi nasıl çalarlar? Şunlara bak. Saygısız. Önüne kafayı eğip gülüyor. Buradan. Berkut'tan korumalara fırça. İkiniz gelin buraya. Kızlar. Kızlar da güvenlik olsun. Kadınlar da çalışsın. Kadınlar da erkek olabilir. Güvenlik olabilir değil mi? Koskocacı bir çalıya kıkırık çıkmıyor. Bir tane ruşunuzu alsak hemen ağlarsınız barsın. Devamlı gidin lan. Devamlı gidin. Devamlı gidin hadi. Şarkı yazacağım. İkinizi de rezil edeceğim. Adınızı kullanacağım. İkinize de şarkı yazacağım. Rezil edeceğim. İsminizi kullanacağım. Şarkıyla rezil edeceğim. Senin araban şoförü yok mu? Nasıl ya çaldı? Şoförü de belli değil. Şey de belli değil. Güvenlik diye bunları tuttuk. O tek tane adamı. İçlerinden biri şoför olur dedik. Hiçbirini ele ediyor. Abi bu senin araba değil mi zaten? Hadi böyle bir şeydi gitti ya. Böyle bir şeydi. Bundan değil mi senin vallahi araba? Vallahi bunun gibi bir şeydi gitti. Valla çok... Çok sinirim bozuk. Aynı renk senin arabayla. Aynı model. Gibi yıkattım getirdim söylediğin gibi. Tertemiz. Her şey tamam. Sen mi çaldın arabayı lan? Çalınan araba geri geldi. Sen arabayı çalan sen misin? Abi arabayı getir 10 dakika sonra dedim. Getirdim abi. Tamam. Oğlum arabayı çalan abi, sen misin? Efendim siz kimsiniz? Abi, siz mi çaldınız arabayı? Arabayı çalan sen misin? Bana arabayı verdi 10 dakika sonra getir dedi. Ben senin de getirdim abi. Şimdi araya... Abi paran... Ben sana 5 dakika sonra getirme demedim mi lan arabayı? Abi 5-10 dakika dedin. Oğlum burada arabamız çalındı diye haber yapıyoruz. Lan gerizekalı. Berkut'un foyası ortaya çıktı. Oğlum buraları yayınlamayın. Abi haber olsun diye mi oldu? Şimdi yeni kasetimin promosyon açısından yayınlanması babında senin güzel kardeşim bana destek olacağını her zaman biliyorum. Bana söylesen ben zaman, yaparım abi. Bana zaman, söyle. Her bana göre oynardık. Her zaman şöyle gidelim mi? Gidelim abi. Her zaman benim için neler yaptığını, benim için nasıl bir özel gösterdiğini tabii abi, sen farkındayım. Benim... O yüzden bu olayı çok yayınlama. Yani arabanın geliş... Yani sen gelişinden itibaren yayınlama ben diyorsun. Ne yapalım biliyor musun? Ha. Arabanın gelişine kadar güzel bir makaslama yapalım. Tamam arabanın abi. Gelişimi bittikten sonra orayı keserim. Tamam orayı... abi. Ulan var ya sen... O arabanın parasını bana ver! Ortalık karıştı. O arabanın parasını bana ver. Biz de burada aile geçindiriyoruz. Hangi araba lan? Şu arabaya parasını vereceksin bana. Ben bu arabayı galeriden aldım. Sen kimi konuşuyorsun? Abi bak ağzını burnunu kırarım. O arabanın parasını ver bana. Bir daha yürü şunu. Cobu indir. Adamın asabını bozma. Cobu indir. Cobu indir. Erkek gibi konuş. Bu kim? Bana bunun parasını vereceksin abi. Hangi arabanın parasını parası vereceksin? Berkut Bey'in parası. Alın lan. Alın bunu korumalar. Bu adam kim Berkut Bey? İşte çek özel abi. Güvenlik, işte security'nin, işte insan self confidence'ı, star'ın security'sinin sebebi budur. Abi hırsız yakalanır diye mi? Her an sana bir iftira atacak, her an sana bir bisiklet bulacak insan çok biliyor musun? Bu yakalanmaya bir hırsız yakalanır buradan, diye. Buradan bütün İçişleri Bakanlığı'na, bütün Savunma Bakanlığı'na, bütün Sanayi Bakanlığı'na bu gibi arkadaşların yakalamaz. Bu insan hayatı bu kadar kolay değil. Bugün bir Berkut yakalanırız, bugün bir Berkut'u siz buradan... Bir adama dövdürtemezsiniz ama şarkılarını dövdürtemezsiniz. Abi özür diliyor. Abi beni affet özür dilerim. Arabanı ben çaldım. Çok pardon abi. Ben çaldım. Özür dilerim. Çalarak bir yere varamazsın. Özür İnsanların dilerim. Hakkını alarak bir yere varamazsın. Çalış. Sen de yeteneğin doğrultusunda kullan. İnsanlara hedef kitlelerine ulaş. Onları mutlu et. Abi bana bir iş verebilirsen yanında. İş istiyor tamam, ben o zaman bir dakika. O zaman buradan söylüyorum. Ben bu arkadaşın eğitimini üstleneceğim. Allah bu arkadaşı daha önce yaptığım iki arkadaş gibi ilkokuldan başlatacağım. Şişli'de de çocuk barınağına bunları yerleştireceğim. İki çocuğum daha var orada. Biri biliyorsun. Benim, büyük adamsın abi bilmezsin. Oğlum. Tankut orada. Bir de Ceza'nın oğlu olarak çıkan çocuğu da ben evlat edinmiştim. Bir de 3 kişi varmış. Bu da 4. olacak. Allah İyi insan olsun. Olacaksın. Devletine yardımcı ol. Adam olacaksın. Affeden büyüktür Berkut Bey. Bravo size. Affetmek Allah'a mahsus. Onu söyleyeyim öncelikle. Berkut yine büyüklüğünü gösterdi. Nasıl bir tehlike atlattığımın farkında mısın? Evet gerçekten. Nasıl bir hayati tehlike atlattığımın farkında mısın? Çalışarak didinerek aldın. Buradan bütün Dışişleri Bakanlığı'na açık konuşuyorum. Bugün bir Berkut'u burada sokak ortasında dövebilirler. Sen bir daha Berkut'u bulamazsın. Ey Dışişleri Bakanı beni buradan duysun. Bunlara lütfen önem verirsin.
Ziraat Bakanı, Dışişleri Bakanı, kadından sorumlu Devlet Bakanı. Bunları lütfen önüne versin ya. Bugün bir sanatçı bu kadar kolay değil. Lütfen. Üçten sonra boşum ben. Üç gibi falan konuşuruz o zaman. Her şey belli değil mi? Tamam, ben salı geliyorum. Şimdi kapatacağım birazdan. Çünkü şey geldi, bizim hoca geldi. Tamam. Tamam, ben seni arayacağım. Hadi öptüm, bye. Hoş geldiniz hocam. Evladım, çocuğum. Hocana karşı bir dakika el hareketleri falan gelip benim koltuğuma oturmalar çocuğum. Hocam saçlarınız çok güzel olmuş. Çok beğendim. Adamı delirtme. Terbiyesiz, ahlaksız. Merhaba Doğu, merhaba Batı, merhaba Kuzey, merhaba Güney, merhaba yurdumun işçileri, merhaba kömür işçileri, merhaba emekçiler, merhabalar, merhaba. Merhaba Korcan Karar, selam sana Ali Kırca. Merhaba Bolu Bey'i. Evet, sevgili izleyenler, yine bir aktör nasıl olmalı ve aktörlüğe giden bu yolda bir oyuncunun çalışan matematiğini işleyeceğiz bugün. Evet. Hocam sinema filmi teklifi aldım. Hoş geldin Volkancığım. Hoş bulduk hocam. Bize ve diğer izleyenlere de istersen bahset. Bir figürasyon teklifi aldın herhalde. Yani figürasyon diyemeyebiliriz de Tayfun'dan evet. Teklif geldi hocam. Tayfun? Tayfun Güneş, bilirsiniz. Hocam proje esasında çok hani figüran... Çok severim, çok severim, çok severim. Hocam sizden çok... bahsettim, o da sizin... Severim. Geldiğimde Tayfun'la mı konuşuyordun sen? Ver bakayım telefonu. Ara bakayım, görmüyorum. Ara oğlum. Hocam ara. Hızlı ara çocuğum. Yayın akıyor çocuğum. Alo. Bir ver saniye. Bana, ver bana. Alo. Nasılsın Tayfuncuğum? İyiyim canım benim, iyiyim. Sağ olasın. Hayırlı olsun. Yeni bir proje. Evet, evet. Hocam evet. Selam söyler misiniz hocam? Nedir proje Tayfun? Peki benim itimi almışsın. Volkan diyoruz. Evet. Onu yollayamıyorum çünkü daha dersleri onun şey. Hocam konuş. Çocuğum. Hocam para verecek. Hocam para verecek. Evet Tayfun. Dersleri çok yoğun olduğu için çocuğum. O yüzden filme yollayamıyorum canım. Allah'ım ya, evet canım. Saygılar her sunarım şey... canım. Öpüyorum canım. Hocam her şeyime müdahale ediyorsunuz. Hayatımı rezil ettiniz hocam. Konuşma. Ya. Hocam para kazanmayı... Oğlum evladım. Hocam. Hocam. Oğlum. Hocam. Hocam. Kalk buraya. Zıpla hop. Otur buraya, evet. Derse geçiyor şimdi. İyi dinle, dersi dinle, evet. Şimdi bir bara gittin çocuğum. Bir bardasın. Tamam mı yavrum? Hiç paran yok. Barda. Fakat içki almalısın. Ben ağırlığa giriyorum, role giriyorum, gördün mü hemen bak. Girdin mi role? Hı. Gittim barmene. Vermiyor içki. Al sana çatışma. Paran yok ve içki içmek istiyorsun. Nasıl yapacaksın? Bir kurnazca bir çözüm bul bakalım. Bul bakalım çocuk. Hocam yani şey yapabilirim.
Gidip oradan bir bayanla tanışıp onun parasını yiyebilirim mesela. Öyle bir şey olabilir belki. Onu oynayayım mı direkt? Nasıl olursa bilmiyorum hocam yani. Ya da borç isterim birisinden ama o daha akıllıca sonuçta. Saçma sapan şeyler söyleme çocuğum bana. Yakışır mı oğlum? Oyuncusun sen, aktörsün sen. Anaksız, utanmaz. Sen gidip o barda o kadına yanaşıp onun parasını yemeye çalıştığın zaman çocuğum. Volkan gitti kadına yamandı demezler. Nezih hocanın iti kadına jigololuk yapıyor derler. Hocam çok fezat. Burası aktör okulu mu derler, jigolo okulu mu belli değil derler. Hocam yanlış anladınız, o kadar fezat. Sana gelmez o, bana döner. İyi dinle. Şimdi gideceksin bir bara ve diyeceksin ki pardon. Bir bardak su alabilir miyim acaba? Bir bardak su alabilir. Verdi mi sana suyu? Ortama bir bakacaksın. En böyle dans eden kim? Hareketli, onu gözüne kestireceksin çocuğum. Hemen onun yanına doğru sıvışacaksın yavrum. Elini kolunu böyle atar o. Onun yanına gireceksin çocuğum, elinde bardakla ona doğru tutacaksın bardağı. Haliyle kaldır kolunu. Ya. Süpersiniz. Ya. Mükemmel fikir. Devamı var. Kaldır kolunu. Aman Tanrım! Korkarım. Bütün gece içeceğim ve bir hafta boyunca yememden arttırarak harçlığımla aldığım içkiyi yere düştüm. Sizi bir şartla affederim küçük hanım veya beyefendi. Bana bardan bir bardak vodka alır mısınız? Kırdığınızın aynısı olsun! Gibi. Ne oldu? Yeni vodka geldi. Sitcomunuz. O neydi? Su düşürdük, vodka aldık. Evet, yap bakayım çocuğum. Hocam bu da ahlaksızlık oluyor. Sonuçta hocam. 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 Hocam vurmayın. Hani daha güneşinlerde yaz arkadaşım. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Yalnız uyuyacağım gecelerde, profesyonel bir maküre, suratıma palyaço makyajı yaptırırım. Takıp uyurum. 3.30 gibi uyanırım. Minaneliyle değiştiririm. Ya alt komşuya inerim. Kapısını çalıp onu korkuturum o vaziyette. Daha sonra evime geri dönerim. Eve geldiğim zaman doğalgaz bunalarını açarım. Uyurum. Yaz arkadaşım. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Ayda 2 kere hayvanat bahçesine gidip fillerin koğuşunda yerlenirim. Üzerine derin derin nefes alıp çıkarım. Yaz arkadaşım. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Ayın mutlaka 3 gününde mahallenin muhtarıyla güreş tutarım. Ayın mutlaka 3. cuması büyük bir sinemaya gider. Yan koltukta oturan müşterinin kulağına pirzola saplarım. Yaz arkadaşım. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Gece bara giderim ama içkiyi almam. İçki veririm. Barmen olurum. Servis ederim. Gece evime gelirim. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Yaz arkadaşım. Taksiye binerim ama şoför olurum. Berbere giderim ama tıraş olmam. Tıraş ederim. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? İyi dinle. Kadınların altın günlerine gider, çay içerim. Çay günlerine gidersen mutlaka rakı içerim.
Arabayı sevmem. Otobüs kullanmam, dolmuşa binmem. Yaz arkadaşım, 30 bin kadına nasıl birlikte oldum? Trolleybüs kullanmam, metroya binmem. Ulaşım aracı olarak denizaltı kullanırım. Ankara'ya denizaltıyla giderim. Ayda mutlaka iki kere kadınlar hamamına boğazlı kazakla giderim. Çıplak şekilde paten yaparım. En sevdiğim spor patendir. Yaptıktan sonra kendime not veririm. Ama 6'dan aşağı vermem. Yaz arkadaşım, 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Ayın 7 günü paçalı don, 7 günü G-string giyerim. Paçalı donu G-string'in üzerine giyerim. Yaz arkadaşım, 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Göğüs kıllarımı tek tek cımbızla alırım. Ayak tırnaklarımın birini keser, birini kesmem. Birini keser, birini kesmem. Kestiğim tırnakların değil de diğer tırnaklarımın ucunu üçgen keserim. İyice sivriltirim. Yaz arkadaşım, 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Kadının göbek deliğine uhu dökerim. Onu koklarım. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Yaz arkadaşım. Her şeyin ters gitmesi mi gerekiyor Allah'ım? Anlayacağınız. Zor durumdayız beyler. Gözümüzü kapattığımız anda ecel kapımızda. İsmet. Buyur abi. Sen hiç kırlangıç dövdün mü İsmet? Abi anlamadım abi. Kırlangıç diyorum İsmet. Kırlangıç. Hayır abi. Dövdün mü? Hayır abi. İsmet. Zaten sana gıcığım büyük. Sana uyduk, berbere gittik, şu halimize bak. Kafasız adam. 3 milyona kesiyor dedin. İyi kesiyor dedin, şu halimize bak. Kendin dönmüşsün şebe, beni döndürmüşsün maymuna. Puh senin berberine. Hadi sen İsmet'sin, ben Dükay'ım. Dükan'ın saçı böyle mi kestirilir? Ressam. Hiç. Ben nasıl çıkacağım sokağa böyle? Hiç. Yaptığım bir resmin aynısını yapmayı denedin mi? Bir yaptığım resmi bir daha asla yapmam. Peki ya sen? Hiç. Bir Finlandiyalıyla bir Güney Afrikalıyı birbirine kırdırdın mı? Finlandiyalıyla Farsi'ye evet. Ama Güney Afrikalıya hayır. Yani demek istediğim şu beyler. Hayat uzun. Hayat karmaşık. İnsan yaşar, doğar, büyür ve ölür. Hayat sırnaşıktır. Hayat sarmaşıktır. Hayat insana yapıştı mı bir daha bırakmaz. İsmet gibidir hayat. Adamın ağzına bir günde ediverir. Adamın karizmasını yerden yere vurur. Puh senin berberine. Niye böyle bakıyorsunuz beyler? Öküzün trene baktığı gibi. Sepet kafalar! Dingiller! 4 tane dingilden dükkanı kurarsan, konsüle kurarsan olacağı bu. Ben gidiyorum. Ağalar, bilmem dikkat ettiniz mi? Sanki bize bir şey anlatmak istiyordu ama ben anlamadım. Ya yok ya, o zaten hep böyle zaten. Ya o salağın teki zaten. Karnının ağrısı beynine vurdu herhalde. Beyler bir dakika. Durun. Önce kırlangıç dedi. Sonra resim. Sonra Finlandiya. Sonra Güney Afrika. Kırlangıçları iyi tanırım. Her yıl göç ederler. Başlangıç yeri Finlandiya, bitiş yeri Güney Afrika. Ve dünya sanat tarihinde en çok resmi yapılmış kuş da kırlangıçtır. Yoksa? Doğum günü kutlu olsun Mercan. Hayran, ne oldu? Nasıl yaparlar bunu?
Ne oldu? Nasıl yaparlar bunu Avrasya? Ne yaptılar sana Mercan? Hiç kimse benim doğum günümü kutlamadı. Senden başka. Seni öldürtmek isteyenler seni doğum gününü niye hatırlasınlar ki Mercan? Sağ ol, Allah razı olsun senden. Sağ ol. Beğendin mi? Çok incesin. Teşekkür. Allah razı olsun. Rica. Çok sağ ol, çok incesin. Sana layık değil ama. Sağ ol, Allah razı olsun senden. Ne demek rica ederim. Güle güle kullan. Sağ ol, estağfurullah. Öyle şey olur mu? Hediyenin büyük küçüğü olur mu? Rica ederim sen. Çok güzel olmuş, sağ ol. Seni düşünerek aldım. Vallahi bak duygulandım şimdi. Sağ ol, Allah razı olsun. Rica ederim. Hatırlamadılar yani ha? He. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Birazcık sert konuştum Avrasya. Sizin dedim. O kıcınızı kırarım dedim. Bunu derken birazcık sinirlendiğim için ağzımdan kırlangıç çıktı. Ha. Daha sonra kırlangıca bağladım. Ha. Sonra hemen yumuşadım Avrasya. Ha. Birazcık sanatla ve resimle ilgilendim. Ressamla sohbet ettim. Çalvanoza göz ucuyla baktım. Hmm. Daha sonra hemen sertleştim Avrasya. İsmet'i payladım. Çok güzel yapmışsın. Çok güzel yapmışsın Mercan. Ne oldu? Telefonum çalıyor Avrasya. Ben bir şey duymuyorum. Ben de duymuyorum. Çünkü titreşim almıştım telefonuma. Bak bakalım kimmiş? Efendim? Ne? Ben mi? Nerede? Tabii ki geliyorum. Hemen oradayım. Kimmiş Mercan? Çalvanoz. Ne diyor? Dükalığa çağırıyor. Niye? Bilmiyorum. Belki de hatırladılar doğum gününü ha? Hiçbir şey hatırlamıyorlar Avrasya. Kafaları biraz karışmış. Gidiyorsun yani. İzin verirsen gideceğim. Git diyemem. Ama sana kal da diyemem. Ne demem gerektiğini bilmiyorum. Gitmen gerekiyorsa güle güle. Bunun senin için zor olduğunu biliyorum. Birazcık sabret. Akşam İsmet'le sinemaya gideceğim. Daha sonra evdeyim. Bekliyorum. Kimse yok mu? Çalvanov! Ressam! İsmet! Anlaşılan kimse yok. Sürpriz! Ölüm günün kutlu olsun Mercan. Beni kollayın! Çok güzel bir hediye oldu. Hepinizin gerçek yüzünü gördüm. İsmet, Allah belanı versin. Ressam. Avrasya. Sen yaptırdın ha. Ama ben ölmedim. Döner. İntikamını alırım. Belki de. Bu rezaletler. Buyur gel buraya. Otur buraya. Yatır buraya. Bana soruyorlar. Diyorlar ki. Sen diyorlar hocam. Her konuda bu kadar ahkam kesiyorsun. Korkmuyor musun? Ben bir tek var ya bir tek. Bir tek yukarıdaki Cenab-ı Allah'ımdan korkarım. Hesap vereceksem bir tek ona hesap veririm. O Charlie Chaplin. Sessiz filmleri çevirirken o film firmalarını kazıklamalarını, o yönetmenlerle yaptığı adice işbirliklerini,
O sinema setlerindeki çalıntıları, bilmem neleri bana anlatsın. Warner Bros'un binasını yaptırdılar. O binanın hepsini aldılar. Deniz kumuyla yaptırdılar. Charlie Chaplin'dir bunların münasibi. Bütün bunların münasibi. Ve ondan sonra da benim ülkemde, vah ki ne vah Allah'ım, benim ülkemde evinde oturup kuru soğan kemiren, ekmek kemiren, mum ışığında ders çalışmaya çalışan, ilkokula giden Ayşe'ciye, ilkokula giden Fatıma'cığa, Mehmet'ciğe, Ahmet'ciğe, Veli'ciğe bu şekilde davranmaya, onları bu şekilde kandırmaya kimsenin gücü yetmez. Charlie Chaplin meselesi bu kadar büyük işte. Senin sandığından da büyük. O yüzden doğru örnek olmadı. Hanımca doğru örnek olmadı. Hanımca doğru örnek olmadı. Yani sonuç olarak zekanın komediyle hiçbir doğru orantısı yoktur. Yok. Yoktur. Bu kadar da basittir. Zeki adam komediyle uğraşmaz. Charlie Chaplin medya maymunudur. En komik adam da jesttir. Ben de cin görmeye başladım. Bunca yıl çalıştım didindim. Anlıyor musun? Doğru doğru. Of of. Sen gülerken söyle biz de böyle yapalım. Siz şöyle şöyle girin işte. Garip garip hareketler yapın. Ha şöyle garip garip saçma saçma şeyler. Samet altın harfli bir adamdı. İyi akşamlar. Bugün de bugün sizlerle beraber Samet Hazin Ses isimli 44 yaşlarında bir kapıcının İyi akşamlar. Kesit Otistik programına hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet sevgili izleyiciler. Olanlar oldu.